Merhaba sevgili canlar, videolarıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Mustafa Sürek kardeşiniz bomba gibi videolara devam ediyor. Saat 5.30 civarı personel servislerini kaldırdım, idareleri gönderdik. Ortalık birazcık sakinledi. Ne yaptık? Dedim takipçi arkadaşlarla birazcık da şak muhabbeti, selam kelam yapalım dedim. Hava da kararmak üzere. Arkadaşlar, kış geldi biliyorsunuz. Sezon bitti ama bizim otel, falanca otel ismi vermiyorum. Yaz kış çalışıyor. Bizler de ne yapıyoruz? İş performansı azalmış olsa da çalışıyoruz arkadaşlar. Güvenliğin yazık işi olmaz. Yaptığımız iş belli. Evet, bu videoda ne yapacağız arkadaşlar? Selam kelam. Yeni takipçi arkadaşlardan birkaç soru var. Can kurtaran maaşları ne kadar falan filan diye. Can kurtaranlara merak saldırılar. Bak bunda benim katkım çok büyük. Yani can kurtarandır, bellboydur, barmendir, F&B personelidir, anlatım HK'dır, meydancıdır. Bu tür terimleri birçok arkadaşımız duymamıştı. Benim çektiğim videolarla birçok arkadaşımız, Türkiye'nin çeşitli yerlerinden beni takip eden, bana yazan birçok arkadaşımız, övünmek gibi olmasın, bu terimleri, bu departmanları duydu, öğrendi ve sorular geliyor. HK nedir, meydancı nedir, ne iş yapar, ne kadar maaş alır? Zaten videolarda gelen sorular şu: ne kadar maaş alıyorsunuz? Bizler ortalama asgari ücretle çalışan insanlarız arkadaşlar. Anlatabildim mi? Kafanızda şu olsun: güvenlik, can kurtaran, bellboy, HK, FMI personeli. Net asgari ücret alıyor arkadaşlar. Lakin güvenlik ve can kurtaran departmanı hariç diğer departmanlarda genelde bahşiş olduğu için onların maaşları ikiye de katlayabiliyor, üçe de katlayabiliyor. Daha çok bellboylar, yani ön büro ekibi, resepsiyon, ama bununla ilgili daha detaylı, anlaşılabilir ve kısa videolar çekmeyi düşünüyorum. Şu anda gelen soru sadece can kurtaran nasıl olunur? Ne kadar maaşları var? Çalışma şartları nedir? Bunu da ben anlatacağım size, çalışma şartları nedir diye. Çünkü bilmedikleri için nasıl soru soracağını da birçok arkadaşımız bilmiyor. Yeni duydukları meslek dalları bunlar. Uzatmaya gerek yok. Bir de her şeyi bir videoya sığdırdığımız zaman ne oluyor? Yayla çorbası gibi oluyor aman okuyayım. Ondan sonra kafalarımız karışıyor. Nescafe. Yarasın. Bir taraftan da sağımı solumu kolluyorum. Niçin? Mustafa Sürek atasözü: zaman kötü, kolla götü. Güvenlik olarak video çekerken çok yakalandığım olmuştur. Tutanak bile yedim bu çalıştığım falanca otelde. Bir tane işletme müdürümüz var, obsesif, takıntılı. Şimdi bazı arkadaşlar video çekerken mesela kıyafet ediyor, takıyorlar. Niye onu takıyorsun, niye bunu takıyorsun? Bak bu şapkayı mesela takmazsak tutanak yedim bu şapkadan dolayı. Bak götümüzde jop var arkadaşlar, şöyle göstereyim. A'da jop. Kıç demek arkadaşlar Rusça. Bak burada da kelepçe var. Daha çok fantezi için kullanıyorum manitalar geldiği zaman. Başka bir işe yaramıyor kelepçe. Yani bir obsesif takıntılı işletme müdürümüz var, beyinsiz. Merhaba. İyi İyi akşamlar akşamlar. efendim. Sağ olun. Gece, gündüz, güvenlik noktalarında, içeride, dışarıda illaki şapka takacaksın diye biz de takıyoruz. Yapacak bir şey yok. Adam takıyor güvenliği. Bakın şöyle bir şey var. Aramızda kalsın. Kimseye söylemeyin. Bu otelleri işletme müdürlerin hep F&B departmanından geldiği için güveni de fazla sevmezler. Yani güvenliği seven departman müdürü, otel müdürü görmedim bugüne kadar arkadaşlar. Hep böyle güvenlik müdürüyle otel müdürleri, yani işletme müdürleri hep çatışma halindedir. Genelde sabit güvenlik, uzun süre güvenlik çalışmaz otellerde. Sezonu bitirebilirsen ne ala. Tipim değişti aman okuyayım ya. Uzatmaya gerek yok. Zaten daha şak muhabbeti yapıyoruz. İlla bir şey konuşmaya gerek yok arkadaşlar. Selam kelam muhabbeti de devam edelim. Dediğim gibi güvenliği fazla sevmezler İşletme müdürleri. Ellerine geldiği kadar da uğraşırlar. Yani kapalı alanda şapka takmak ne kadar saçma, ama adamlar anlamıyor işte. İlla takacaksın diyor. Kravat, muravat. Şunu demek istiyorum. Güvenlikle ilgili birçok videom var. Benim tanıyan da bilen arkadaşlar da bu konuyla çok fazla eğildiğimi biliyorlardır. Mesleğimi seviyorum. Mesleğimi de birçok arkadaşıma sevdirmeye çalışıyorum. Güzel bir meslek. Yani 7-8 milyon işsiz olan bir ülkede yaşıyoruz. Birçok arkadaşımız da sertifika alıp güvenlik ve can kurtaran olarak bu turizm ve turizm camiasında çalışmaya teşvik ediyorum. Birçok arkadaşımız da söyleme sahiptir. Çalışmasına sebep olduk, vesile olduk.
Yalnız bu işte güvenlik sabit maaş. Yani asgari ücret alırsın belki 500-600 lira fazla. 8-9 saat nöbetini tutarsın. Çoğu yerde mesai olmaz. Gidersin lojmanına kafayı vurur yatarsın. Fakat diğer departmanlar arkadaşlar mesela bellboy, mesela katçılar bunlar maaşların iki katından fazla kazançları olur. Yeri geldikçe videolarda anlaşılır bir şekilde kısa kısa anlatacağım. Çünkü bir videoya 20 tane konu sığdırdığınız zaman yayla çorbası oluyor. Anlaşılmıyor arkadaşlar. Çünkü birçok arkadaşımızın ilk defa duyduğu terimler. Can kurtaran. Hatta görmedi, adam belki hayatında hiç can kurtaran görmemiştir. Belki güvenlik gören vardır. Resepsiyon nedir? Bellboy nedir? Barboy nedir? F&B personeli ne iş yapar? Falan filan, Inter Milan. Karşımızda köpek sürüsü var. En az 12-13 tane. Belediye toplayıp bunları ıslah etmesi lazım. Etmiyorlar. Bak gelen geçen turistlere saldırıyorlar. Solumuzu kolluyoruz. Galatasaray maçı varmış. Bu videomuzda taşak muhabbeti yapacağız arkadaşlar. Kış geldi, sezon bitti. Yani sezon bitti ama bizim otelin sezonu devam ediyor. Tabii müşteri portföyü azaldı, müşteri sayısı azaldı, personel sayısı azaldı. Ama güvenlik sayısı azalmadı, güvenlik devam ediyor. Sezon bitse de birçok otelde güvenlikler çalışmaya devam eder. Bir kısmı kadroda kalır, bir kısmını diğer departmanlardan tahliye ederler. Çünkü koca işletme, koca arazi bu binanın 3 vardiyaya 24 saat beklemeleri takip edilmesi gerekiyor. Birçok yerde kameralar var, işte odalar var, oda temizliği, inşaatlar, otelin içinde inşaat çalışanlar olur. Dolayısıyla onlar şefi olur, amirimi olur. Diğer departman şef müdürleri zaten kış boyu sabah gelirler akşam 5'e kadar otelde işleri güçleri olur. Yani oteli kapatınca kapıya kilidi vurup köpekleri indirmiyorlar. Büyük oteller için söylüyorum. Küçük oteller zaten komple kapatıyor. Dolayısıyla yaz kış güvenlik olarak çalışabilirsiniz. Fakat sabit maaş olarak çalışırsınız. Ha ben şunu demek istiyorum. Videoyu fazla da uzatıp çorba etmeye gerek yok. Bu sene can kurtaran mesleğiyle ilgili çok fazla anlatımlar yapmak istiyorum. Çünkü güzel bir meslek. Genç arkadaşlar, bakın 20-25 yaşlarında güvenlik olmayı heves ediyorsunuz. Yani böyle üniforma, işte burada bir üniforma, kimlik takıyorsun. İşte burada güvenlik yazıyor. Burada otelin ismi yazması lazım. Yazmadığı iyi, reklam etmiyoruz. Böyle giyiyorsun, işte jopun, kelepçen, kravatın. Yani biz Türk milleti, Türk erkeği biliyorsunuz. Asker erkek, her Türk asker doğar. Üniformayı seviyoruz. Ama bu işin esprisi bu kadar arkadaşlar. Yani aynı yaşta çalışıp barda çalışan birçok arkadaşımız var 20'li 30'lu yaşlarda. Paranın amına koyuyorlar. Öyle söyleyeyim. Gelince görürsünüz. Tabii ki birazcık tecrübe gerekiyor. Tecrübenin gerekmediği yerler de var. Dil gerekiyor. Yani bir 40-50 kelime dilin olması lazım. Turizm camiasında çalışacağınız için buradaki kullanabileceğiniz kelime ezberlemeniz, ezberleyeceğiniz kelimeleri farklı arkadaşlar. Böyle zaman çekinmekle falan uğraşmayın. Onun dışında dediğim gibi can kurtaran kimliği alın, can kurtaran olarak çalışın. Benim 3-4 tane arkadaşım var. Rusya'da, Ukrayna'da, Almanya'ya giden, hatun bulup çalışan, kaçak yola gitti veya vizeyle gitti, gelmedi, dönüş yapmadı. Bir hatun ayarladı, evlendi. Oraya arkadaş ayarladı buradan. Ya buradan derken bu otelden değil, bu camianın içinden. Bir hatunla, yaşlı bir hatunla anlaşıp istek gönderdi. Gitti gelmedi mesela. Yani işi öğrendikten sonra kaçak yoldan olsun, resmi yollardan olsun, nikah kıyarak, evlilik yoluyla olsun Avrupa'ya, Rusya'ya, hatta Japonya'ya giden arkadaşlarım bile var. Yani bu dünya çok kullanabilene, kafayı çalıştıran insanlara şey gibi, böyle bir hani boyut değiştirme gibi düşün. Her yere kafa açılabilir. Kafayı kullanırsan dünyanın her yerine gidebilirsin. Ama tabii biraz tecrübe edip çalışıp diliniz olması gerekiyor. Dil olmazsa bizim beyinsiz işletme müdür mü acaba şu gidi? Diliniz olması gerekiyor. Biraz karıştırdık mı? Karıştırmadık. Anlaşılıyor değil mi anlattıklarım? Anlaşılıyor. Böyle yakalandım çok oldu.
Bak sandalye iniyor amına kodumun sandalyesi. Uyduruk uyduruk. Böyle bok gibi leş gibi yerlerde oturursunuz düme tutarsınız arkadaşlar. Hadi kışın personel kapı ana kapı. Bu terimleri bilmiyorsunuz. Ana nedir, personel nedir ama işte burası personel kapı işte. Böyle bir yer var arkadaşlar bakın. Biliyor musunuz? Bak bak. Böyle leş gibi ortamlarda oturursunuz. Bir sürü evrak, kayıt, kürek. Bunları yazarsınız. Bir tane pervane olur. Çoğu yerde klima olmaz. Böyle oturursunuz. Böyle size kafayı çalıştırırsanız öyle güvenlik müvenlik işine fazla girmeyin. Bu sene ne yapacağız? Güvenliğin dışında diğer departmanlarda size anlatmaya ve sevdirmeye çalışacağım. Kafayı kullanırsanız bu camiada güzel yerlere gelirsiniz. Hem çalışarak hem de manita yaparak hem de yaptığınız manetalarla yurt dışına gidemeye imkanları çok fazla. Böyle konuşacağım. Bunlardan bahsedelim. Var böyle Japonya'ya giden arkadaşım var. Almanya'ya giden arkadaşım var. Kendinden 15-20 yaş büyük bir hatunla tanıştı. Tanıştı. Nikah yaptı. Almanya'ya yerleşti. Tabii ki 3-4 sene sonra ne olacak? Boşanacak. Oradan gelmeyi de düşünmüyor arkadaşlar. Merhaba. Merhaba. Ne bu abi? O ismi neydi arkadaşım ya? Çıkaran bir fotoğrafı. Kız arkadaşım. Ha bizim şeyin. Ne zaman çekilmişler bunları ya? Ona iletebilir miyiz? İletir tabii tabii. Yarın tamam. Gelir. Eyvallah. Tamam, kolay gelsin. Var mı başka bir şey yapacağımız? Tamam bir bakalım. Sezon için fotoğraf çekilmiştir. Görmüyorsunuz değil mi? Bir bakayım bir dakika arkadaşlar. Kola verelim. Bazı arkadaşlar tabii ki torpilli oluyor. Onları ne yapıyorlar? Ben şu adamı görünce sinirim tepeme çıkıyor ya. İşletme müdürü beyinsiz. Amına kodumun salağı. Takıntılı manyak arkadaşlar. Kusura bakmayın söylüyorum da adam gerçekten takıntılı yani. Sezon biterken toplu fotoğraf çekilir. Güvenlik arkadaşı da el departmanına birer ikişer kişiyi koymuşlar. Fotoğraf derken bak lafın üzerine geldi bu çocuk. Bir önceki çıkan arkadaşlar beraber otelde fotoğraf işi yapıyorlar. Paranın amına koyuyorlar bunlar işte. Tamam. Paranın amına koyuyorlar. Bu fotoğrafçılar paranın kralı bunlar. Bunlardan da bahsedeceğim. Ya şunu demek istiyorum. Aslında bir dakika yine bir götümüzü kollayalım. Çok yakalanır, çok tutanak edip böyle video çekeceğiz diye. Takıntılı müdürümüz olduğu için. Ya niye sövüyorum biliyor musunuz? Adam şapkaya takıyor. Bak kapalı yerde şapka takıyoruz. Bu zorunlu. Kravat tamam bir şey demedik. Jopu takacaksın. Koltukta oturuyorsun, jop takıyorsun. Kış gelmiş hemen koyayım. Sezon bitmiş. Beşli hava kararıyor. İşte işletme müdürlerinin %99'u güvenlik personelini sevmezler. Güvenlik müdürlerine sürekli takışırlar. Güvenlik müdürleri de abi adam ekmeğin peşinde ne yapsın yani. Senin çalışıp çalışmaman iki dudağı arasında. İnsan kaynaklarına uğrayabilirsiniz. Ahmet Efendi, Mehmet Efendi der. Gider çıkışını alırsın. Öyle baktı ama ne yapayım. Bizim bir müdürümüz vardı. İsmini vereyim, vermeyeyim. Adama öğle yemek değişiminde çıkışını verdiler. Karton kutuya eşyaları topladı. Vıntur üzüm gitti. Yani adama da saygısızlık yaptılar. Acımazlar onu demek istiyorum. Yani siberek yolların aley siberek yolların a. Bak gözümün yaşına. Sivereyi de iyi yapacağız. Işıkları yakalım. Projektör yansın. Yoruldum ya konuş. Ne anlatıyordum da ben? Unutma ya bunu okuyacağım şimdi ya. Dediğim gibi arkadaşlar. Bu işler böyle. Konfor alanınızda kendinizi bir tık yukarı, bir level yukarı alamazsınız. Bak bu da kuyumcu. Bunlar da paranın kralı. Ya bunların var yatacak yeri yok. Vallahi bak yani. Birçoğunun yatacak yeri yok. Bana göre. Ya ben Tanrı olsam bunları var ya toprakla buluşturmam yemin ediyorum. Vallahi tek ayak üstünde bekletirim mezarlar. Abi çok kazıklıyorlar ya. Ya bana kızmayın. Esnaflarla beni bana kızıp bizim valla beni de tehdit ediyorlardı. Kemere gelme amına koyayım. Biz geleceğiz falan diyorlardı.
Dil öğrenin. Dil öğrenmezseniz kendinizi geliştiremezsiniz. Dil öğrenmezseniz hiçbir yere gelemezsiniz arkadaşlar. Hiçbir farkınız olmaz. Çünkü bu yeni gelen nesil, yeni arkadaşlar da, 2000 doğumlu ve yukarısı arkadaşlar da nasıl öğrenmişler, nerede öğrenmişler hayret. Gerçekten bak, bizler 40'lı yaşlardayız. Birçok şeyi çok sonradan fark ettik, farkına vardık ama bu yeni nesil arkadaşlar oyunlardan İngilizce kelimeleri kapmışlar. Buralarda güzel manet, hep manete manete diyorum da bana abaza diyorsunuz, işte sapık mapık diyorsunuz. Arkadaşlar ne diyeyim, manete demek yaşıyorlar doğal olarak. Yani biz de yaşadık zamanında. Lan ben güvenlik olarak bile birçok manete yaptım. Yani bu can kurtaran falan olursanız arkadaşlar ciddi anlamda kendinizi geliştirirsiniz. Hem kişisel olarak geliştirirsiniz hem de dil olarak geliştirirsiniz. Çünkü pratik yapmanız gerekiyor. Niçin? Dil dile değmesi gelsin. Üstü kapalı olarak anlatabileceğim şeyler bunlar. Adam müşteriyle temas ede de ne yapıyor? İşte göz teması, sonra birbirine karşı ilgi duymaya başlıyorlar. Diyor ki aşağıya gece 12'den sonra mesai bitiyor, bir dışarıda buluşak mı? Genelde okey diyorlar. Çünkü tatile gelmiş, gezmeye gelmiş. Sen teklifini geri çevirmiyor. Genelde böyle. Ben sizin bilinçaltınızın, sizin kendinize bile konuşamadığınız kelimeleri, konuları ben burada anlatıyorum böyle üslubunca tabii ki. Çünkü bizler Orta Doğu ülkesiyiz biliyorsunuz. Kapalı toplumuz, kurallarla büyüyoruz. İşte ya, birçok şeyden konuştuk. Bir konu işleyelim dedik. Yine dilimiz, çenemiz düştü, etti. Yarım saattir konuşuyoruz boş boş. Siver renkli umarın o. Siver'e il yapacağız arkadaşlar biliyorsunuz. Elimiz kolumuz hep. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bey. Eşref Bey, siz 11'de çıkmışsınız. 11 gibi çıkmışsınız. Geldim, geri gittim ama işte saatleri bilmiyorum. Kaçta geldiniz mesela tahminen? Bakayım sen gelirse. 11'de çıkış saatiniz. 8.50, 11. Tamam, şuraya şey yazalım. Kaç yazalım? 16.55, şimdikini yazalım. Tamam, 16.55. Kaç saat şimdi? 18.10. Aynen. Tamam, 18.10 yazıyorum. Teşekkürler. Rica ederim, iyi akşamlar, sağ olun. Bu jurka var ya, amına kodumun manyak müdürü. Kaç gündür onun gerginliğini yaşıyorum, yaşıyoruz, hepimiz yaşıyoruz. Böyle joktur, şapkadır falan, takacaksın diye takıyoruz. Kapalı yerde şapka mı takılır? Sığır. Güvenliği sevmiyorlar otur müdürleri. Beni şimdi veya ileriki zamanlarda bu videoları izleyip de bana söyleyecek birçok müdür arkadaşımız, abimiz olacaktır ama sevgili işletmecilerimiz var. İşte biz uyum sağlayamıyoruz diğer departmanlarla, diğer departman müdürleriyle. Sevmiyorlar adamlar. Halbuki senin maaşının 3 katını alıyor amına koyayım. Sevmiyorlar. Çoğu müdür abimiz, çoğu müdürümüz, güvenlik müdürü işletme müdürlerle takışır. Ya sezonun ortasında veya sezon biter bitmez basar gider. Gurur yapar. Çünkü onlar kadar şahsiyetsiz olmadıkları için kendini yediremez. Adamlar büyük demiyor, küçük demiyor, askeri personel demiyor. Adam devlete 30 yıl hizmet etmiş, emekli olmuş, çoluğu çocuğu var. Ekmek derdinde hepimiz ekonomik şartları, ya memleketin ekonomik şartları belli. Geliyor çalışıyor burada güvenlik müdürü olarak. Birçok yer için bahsediyorum. Adam hiç ağzını ayarı yok, elini ayarı yok. Bağım gün, bağım gün lafı yapıştırmıyor. Yani yani böyle sıradan güvenliklere, sıradan personellere, diğer departmanlara dahil ediyorum. Böyle farkındalık eğitimi gibi işte böyle toplantılara eğitimler verirler. Ben de hep şunu derim eğitime girdiğim zaman. Ya niye müdürlere eğitim vermiyorlar? Bu otel camiası için değil, Türkiye genelinde. Ya diyorsun, bal diyorsun, adam eksik, adamı alıyorsun. Ya alma ya da alınca sezon bitince kadar çalıştır. Yani bunun bir kuralı olmadığı için adam kafasına göre alıyor, kafasına göre çıkarabiliyor. Sen de işe girdim diye hesap kitap yapıyorsun, alışveriş yapıyorsun belki. Bazı ödemelerini öne çekiyorsun, erteliyorsun bazı ödemelerini. İlk bir ay içerisinde seni çıkarıyor. Niye? Deneme sürecinde olumsuz davranışlarda bulundun. Ne yaptın? Telefonla konuşurken yakalandın. Sığır. Yani demek istediğim şu. Güvenlik
ci arkadaşları kafalarına göre çıkaramamaları lazım. Sinek. Bir çorba videonun daha sonuna geldik. Ne anlattık? Bu videodan çıkaracağımız ders nedir? Bu videodan çıkaracağımız ders şudur. Antalya'da turizm bölgelerinde, otelde, sanayide, sitede veya diğer projelerde her ne meslekle çalışıyor olacaksanız olun. Hangi yaşta olursanız olun arkadaşlar. Mutlaka ama mutlaka yabancı dil öğrenin. İngilizce. İngilizce öğrenin. Benim gibi Rusça'ya kafayı takmayın arkadaşlar. Bakın ağzımda gözümde yaralar çıktı stresler. Niye? Hala Rusça'ya çalışıyorum. Hala Rusça'ya asılıyorum. Her gün bir şey öğreniyorum. Her gün bir ezber yapıyorum. Anlatabildim mi? Selam. Mesela falar açık kaldı. Kapanır. Kapanır mı? Tamam. Eyvallah. Litvanya, Polonya mesela burada da Rusça konuşuluyor ama çok fazla benzemiyor. Şimdi birazcık Almanca'ya kafa yoruyorum. İngilizce yine de ettim ama İngilizce de öğrenmek lazım. Fakat ben sizin İngilizce öğrenmenizi istiyorum. Onun dışında anlatacaklarım bu kadar. Bana katlandığınız için çok teşekkür ediyorum. Antalya'dan hepinize sevgiler, saygılar gönderiyorum. Allah'a emanet olun.